merhaba. Ben Beril Kaya, Drager Türkiye Pazarlama Direktörü. 5Y1T programının bugünkü bölümünü İstanbul İtfaiyesi Kurumsal İletişim ve Gelişim Amiri Fatih Bilgin'le gerçekleştiriyoruz. Fatih Bey merhaba tekrar, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için tüm organizasyon içinde sizlere teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde böyle bir platform oluşturmasında sizlerin de emeği geçtiği için bizler de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz biliyorsunuz siz alanında uzman itfaiye çalışanlarımızla belirli konularda 5 yaşam bir teknoloji sorusu yönelttiğimiz ve itfaiye çalışanlarını bilgilendirdiğimiz bir konsepte başladık. İlk soruma geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Fatih Bilgin, 3 yaşından beri itfaiye teşkilatında asla bulunuyorum çünkü babam da itfaiyeci. Fatih İtfaiye Grup Amirimizin arka bahçesinde büyüdüm aslında. Dolayısıyla ekipmanlar, araçlar, itfaiyeciler her zaman yanımızda, yakınımızdaydı. E bu manada yıllar sonra bizim de tekrardan burada görev alma şansımız oldu. Aynı süreci tekrardan yaşamak bizim için ayrı bir güzellik ve deneyim oldu, tecrübe oldu. E uzun süre eğitim merkezinde çeşitli görevlerde bulundum. Sahada uzun süre görev aldım ve en son olarak da kurumsal iletişim ve gelişim amirinin başına geçtim. Hatay'da 70 gün vakit geçirdik. Özellikle deprem sonrasında Sayın Başkanımızla birlikte 70 gün şehrin toparlanması adına ve arama kurtarma faaliyetlerinin başlangıcından şehrin belli yapılanmasına kadar görev aldık. Da oradan dönüşte de başkanımızın da uygun görüşte kurumsal iletişim ve girişim amirinin başına geçtim. ve bu manada özellikle kurumsal manada yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin yürütülmesi veya itfaiye teşkilatı içerisindeki bütün organizasyonların gerçekleşmesi adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Süper. E aslında 3 yaşından beri itfaiyedeyim. Burada itfaiyeyle iç içeyim dediniz. O yüzden ben bugün sizinle anılarınızı ve deneyimlerinizi konuşmak istiyorum. E, ...yurt dışı deneyimlerinizden aslında başlamak isterim. Belli bir dönem yurt dışında olduğunuzu biliyorum. Neredeydiniz, ne görevle oradaydınız? Şöyle 2012-2013 yıllarında Amerika'da görev yaptım. Orada hem üniversite hem beraberinde görev ve itfaiyecilik yapma imkanı bulmuş olduk. E, tabii oradaki tecrübelerinin sonrasında buraya aktarımı kapsamında... ...özellikle eğitim tesisinin oluşmasında buradaki deneyim ve tecrübe aslında çok büyük rol oynadı... Oradaki deneyim ve tecrübeleri İstanbul şartlarına göre getirdik. Ve adımlar bu yönde atıldığı için İstanbul şartlarında profesyonel bir eğitim tesisi kazanmış olduk. Eğitim tesisimiz 2014 yılından beri aktif halde kullanıyor. Yaklaşık 10 senedir temel itfaiye eğitiminde itfaiyeciliğe ilk adım atan personelimizin eğitilmesinde ve sonrasında hizmet içi eğitimin gerçekleştirmesinde aktif olarak kullanıyoruz. E, onun dışında 2014 ve 2015 yıllarında Japonya'da afet yönetimi mühendisliği için görevlendirildim oradaki görevi tamamladıktan sonra tekrardan Türkiye'ye dönüş yaptık ve özellikle mobil eğitim aracı projemizin gerçekleşmesinde aslında çok büyük rol oynadı oradaki deneyimimiz. Çünkü işte Japonya hem teknolojinin hem de bazı hassasiyetlerin buluştuğu bir nokta. Deprem etkisini orada görüp oradaki simülatörleri görünce aslında ben de 3 yaşından beri teşkilatta olan ve yangının içinde olan biri olarak bu konuda en azından eğitim aracı tasarlamamız gerektiğini ancak bu eğitim aracının yangına karşı tecrübelerin veya deneyimlerin arttırılmasında kullanılması gerektiğini düşünerek bir yola çıktık. Ve bu manada 5 metre, 8 metre, 12 metre olmak üzere 3 tane farklı aracımız 2015 yılından beri İstanbul meydanlarında, okullarda, birçok alanda görev alarak tüm Türkiye'de de aynı zamanda çeşitli faaliyetlerde görev alarak insanların, vatandaşlarımızın bilinçlenmesini, bilinçlendirilmesi konusunda desteğini içerisinde alev, duman, ısı ve söndürme faaliyetlerini gerçekleştirecek şekilde simülasyon olarak devam ediyor. Harika. Hem Amerika hem Japonya tecrübenizden bahsettiniz. Önce ben biraz Amerika tarafını detaylandırmak istiyorum. Buraya bir eğitim atölyesi kurulduğundan bahsettiniz. Orada biraz detaylandırırsak nasıl eğitimlerden geçiyor itfaiyeciler? Şöyle yaklaşık 3,5-4 aylık bir eğitimimiz var. Bu uluslararası standartta da hemen hemen bu şekilde. Örneğin Japonya örneği de 6 ay eğitim gördükten sonra 6 ayda oryantasyon dediğimiz olay var. Aslında bakıldığında işin özü 2 senelik ilk deneyim. 2 senenin yaklaşık 4 ayı itfaiye eğitim merkezinde görevlendirilen arkadaşlarla yanma yangın bilgisi, arama kurtarma faaliyetleri, tahliye sistemleri ve bununla alakalı bütün detaylı sistem öğretildikten sonra aslında arkadaşlarımız 4 ay sonunda mezun oluyorlar ve mezuniyetlerinden hemen sonrasında artık görev alacakları istasyonda oryantasyon dediğimiz olaya başlıyorlar. Oryantasyonda da aslında daha çok gözlem ve bu gözlemin etkisiyle kazandıkları tecrübenin ve deneyimin paylaşımını yaşıyorlar. Tabi itfaiye teşkilatı askeri ve hiyerarşik düzene çok uygun olduğu için yani öncelikle sorumlu olan onbaşıları, çavuşları, başçavuşları ve ondan sonra idarecilerimiz, amir yardımcıları ve amirleri aslında bu konuda yeni katılan aramızda, teşkilatımıza yeni katılan arkadaşlar tam destek sağlıyorlar. Sağlanan tam destek aslında arkadaşlarımızın İstanbul gibi metropolde çok yüksek nüfus ve evet. belli sayıda itfaiyeci personelimizle birçok deneyim kazanmalarını sağlıyor. İtfaiye teşkilatımızın senelik yaklaşık itfaiye olay sayısı 120 bin. Sadece yangın sayısı da senelik 27 bin. Yani bu birçok Avrupa ülkesini aslında bir araya getirseniz, 5-6 ülkenin belki ulaşamadığı bir rakam. Ve biz bunu belli sayıda kadroyla yapıyoruz. Bu manada aslında itfaiye teşkilatının hem İdari manada meslek olabilmesi, meslek olduktan sonra gerçekten bu uluslararası standartlarda gelişip belli kademeye gelebilmesi, bu manada bizim aslında en büyük arzumuz. Bu manada ekran başkanımız da aslında her platformda bunu öne çıkartıyor, dile getiriyor. Onun dışında da bu platformlarda sık sık gündeme getirilen meclise taşınması için ortamlar oluşturuluyor. Ama bununla alakalı umarım gelecekte ve yakın zamanda i̇şte. bir Hamle yapılabilir. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. E, Japonya tecrübenize gelecek olursak, orada tabii ki Japonya'da bir deprem ülkesi, farklı afetler de oluyor. E, afet yönetimi ile ilgili belli tecrübelerinden bahsettiniz. Buraya aktarımı konusunda bir de aynı zamanda 90 gün Hatay'da bulunduğumuzdan da bahsettiniz. E, nasıl bir aktarım gerçekleşti? Şu anda afet yönetimi konusunda Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi. Japonya'daki tecrübe aslında bizler için gerçekten çok ama çok faydalı olmuştu. Orada hem eğitim hem de uygulama kısmında aslında görev aldık. Eğitim tamamlandıktan sonra da Avrupa Birliği projesi kapsamında bir heyette görevlendirildim. Bu manada işte 2011 yılında yaşanan Sendai depreminde sonuçlarının araştırılması kısmında bir kurul oluşturulmuştu. Ve bu bilim kurulunda görev aldık. E tabii orada yani hem depremle alakalı hem de depremle birlikte gelebilecek felaketlerle alakalı birçok eğitim ve uygulama gerçekleştirmiş olduk. 1995 yılında gerçekleşen Kobe depreminde aslında en büyük etken depremle birlikte gelen yangın faciasıydı. Yani elektriksel hatta gelen bir problem özellikle elektrikli ısıtıcıyı yoğun biçimde kullanan çünkü elektrik dertleri olmadığı için nükleer reaktörlerden dolayı, santrallerden dolayı genelde elektrik menşeili kaynaklardan ısıtılan Japonya tarafı için Tekrar elektriğin gelmesiyle aslında depremle birlikte çok fazla yangın sayısı oluştu. Yani 14 itfaiye birimi varken eş zamanlı 81 tane yangın ihbarı geldi. E, dolayısıyla çoğu itfaiye aracı kendi alanından dışarıya bile çıkamadı. Bunun dışında şehrin ana girişindeki ilk hat, boru hattı, suyla alakalı boru hattı kırıldığı için da şehre de su gelemedi. Yani itfaiyecinin aslında o anda tek silahı mevcutta tanklarında bulunan sulardı. Ve o su bittikten sonra müdahale edemediler. Burada tabii çok büyük dersler çıkarıldı. Bu derslere istinaden aslında İstanbul ve Türkiye genelinde de güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle İRAP ve TAM kapsamında hem İstanbul itfaiyesine hem de beraberinde afet konusunda çalışan diğer devlet birimlerine büyük sorumluluklar ve görevler düştü. Bu manada güzel çalışmalar var. Özellikle son dönemde deprem erken uyarı sistemi ile alakalı bir çalışma söz konusu. Bu manada da biz pilot bir bölge seçip Burada da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çünkü doğru bir müdahale için veya bir müdahale gerçekleştirebilmek için itfaiyecinin öncelikle sağlığı çok önemli. Bu konuda yapılabilecek şeyler de var. Bunları hem belediye tarafında hem de devlet tarafında zaman zaman konuşuyor ve gerekli yerler yetmeye çalışıyoruz. Aslında yapılacak çalışmalar İstanbul halkının, biz zaten 7 gün 24 saat İstanbul halkı için, güvenliği için çalışıyoruz. Bu manada bundan sonra da gerçekleşebilecek bir depremde hali hazırda bu kadar olaya giden ve her zaman aslında bir kas hafızası oluşan bir ekip için bu çalışmalar çok ama çok önemli. Özellikle personel ve personel sağlığı ve ekipmanların kullanılabilecek durumda olmasını sağlayabilirsek aslında burada büyük bir adım atılabilir. Biz İstanbul İtfaiyesi olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Özellikle yurt dışındaki tecrübelerin şöyle bir avantajı oluyor. Aslında itfaiye dünya çapında çok büyük bir aile. Ve bu ailelerin her yerde evleri var aslında. Yani Madrid'de İspanya'da birçok arkadaşımız var. İtalya'da birçok arkadaşımız var. Almanya'da birçok arkadaşımız var. Ve oralara gittiğimiz zaman aslında bu ailenin bir parçası olduğunu zaten hissettiriyorlar ve hissediyoruz. Tabii aynı şekilde onlar da buraya geldiklerinde biz de aynı misafirperverliği gösteriyoruz. Çünkü burada amaç sadece canlıları kurtarabilmek ve canları sağlıklı bir şekilde kurtarıp onların hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlamak. Bu manada dediğim gibi dünya çapında çok büyük bir aile hasta, itfaiye ailesi. Çok teşekkürler detaylı cevabınız için. Ben aslında deprem deyince belki de tüm cevabı sizden almamızın zor olduğu bir soruyu sormak istiyorum izninizle. Tüm izleyicilerin de merak ettiğini düşünüyorum benim gibi. Sürekli büyük İstanbul depreminden konuşuyoruz. Maalesef ki beklemekteyiz. İstanbul itfaiyesi olarak büyük depreme ne kadar hazırız? Şimdi bu konuda özellikle Hatay depremi öncesinde biz 2021 ve 2022 yılında yaptığımız çalışmalarla örneğin teşkilatımıza mobil dinlenme araçlarını kazandırdık. Ve bu mobil dinlenme araçlarını, araçlarını Şubat 2023 öncesinde, Kasım ayında, Kasım 2022'de bizzat bir haftalık toplamda 3 kur şeklinde gerçekleşen eğitimlerde her şeylerini denedik. E aslında biz orada mini bir hazırlık yapmış olduk ve şubatta gerçekleştirilen depremde direkt olarak bu mobil dinlenme araçlarını sahada kullandık. Bu manada en azından arkadaşlar yoğun çalışma sonrasında istirahat edebilecekleri kapalı bir ortam buldular. Bu manada aslında İstanbul İtfaiyesi her zaman çalışmalarını hat safhada artırıyor. Çok yaşanmasını istemediğimiz acı bir tecrübe Hatay tecrübesi. Çünkü orada özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zorluklar, yaşanan sıkıntılar depremin birçok geniş alanda etki alanı oluşturması tabii itfaiyecinin aslında çok istediği bir durum değil ne yazık ki. Bu arada orada aynı zamanda bir karar verici konumuna geliyorsunuz. Yani yan yana iki aile var. İki aile de destek istiyor. Ama sizin tespitlerinizle en yakın olduğunuzu seçip bir taraftan diğer tarafı belki de hüzne boğuyorsunuz. Bunu istemeyerek yapıyorsunuz. Birçok arkadaşımız Özellikle arama kurtarma faaliyetleri sonucunda dönüşte ciddi psikolojik etkiler yaşadılar. Tabii. tabii gerçekten zor bir süreç bu ama özellikle deprem sonrasında İstanbul İtfaiyesi bu tarz çalışmalarına hız kesmeden devam etti. E, tabii o depremin ilk arama kurtarma faaliyetlerini atlattıktan hemen sonra orada ihtiyaç görülen ve öngördüğümüz bir takım malzemelerin hemen ivedilikle alınması için çalışmalara başladık. E bu konuda aynı zamanda komisyonda da olduğum için çok geniş çaplı bir çalışma yapıp hemen hemen arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığımız ekipmanların %90'ını bataryalı, taşınabilir, daha hafif ve ergonomik şekilde dizayn ettik ve bunların alımını gerçekleştirdik. Malzemelerimizin bir kısmı teslim alındı, bir kısmı da gelmek üzere. E dolayısıyla bunların hepsi İstanbul İtfaiyesi'nin aslında bu konuda yaşadığı deneyim, tecrübe, bilginin bir eseri olarak yansıması haline gelip Burada tamamlama kısmına geçtik. Dediğim gibi bunun beraberinde de biraz önce bahsettiğimiz çeşitli uyarı sistemlerinin veya teknolojinin de katkısıyla burada hamleyi ona göre gerçekleştirmeye ve bu konuda en profesyonel ve en etkili müdahaleyi yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz süper. Tüm bu gelişmeleri duymak gerçekten çok sevindirici. Ben siz teknoloji demişken teknoloji tarafına da biraz gelmek istiyorum. Tabii ki yangın müdahalelerde teknolojinin önemi tartışılmaz. E bir de üstüne depremle ve başka afetle bir araya geldiğinde e, Türkiye'deki yangınla müdahaledeki teknoloji bakış açısıyla dünyayı kıyasladığınızda hangi noktadayız? Nerede gelişim alanlarımız var sizce? Şöyle İstanbul İtfaiyesi aslında bu konuda Türkiye için bir lokomotif. Ve aslında hani bu konuda gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı çok hassas ve mümkün olduğunca bu konuda bize destek oluyorlar. Bu manada hem aldığımız malzemelerin dünya standartlarında ve bu standartların üzerinde olması hem de yeni teknolojilerin dünyadan direkt olarak takibini sağladığımız bir ortam oluşturması aslında İstanbul İtfaiyesi'nin çok büyük avantaj. Aynı zamanda Türkiye İtfaiyesi için çok büyük bir avantaj. Çünkü İstanbul İtfaiyesi aynı zamanda bu alandan Türkiye'nin tüm noktalarına idareci sağlayan bir birim konumunda. E dolayısıyla buradan giden arkadaşlarımız orada hala bu bağı koparmadıkları için ve hala hazırda sürekli iletişimde kaldığımız için aslında teknolojinin bütün Türkiye'ye yayılımını sağlayan bir konumda İstanbul İtfaiyesi. İstanbul İtfaiyesi olarak biz işte bir ay önce yaklaşık FDIC Indianapolis'te Mevcut teknolojiyi takip ettik. Onun dışında Intel Shoots'taydık. Onun dışında yine tek tekstil kısmında özellikle kişisel koruyucu donanım kapsamında teşkilatımız için neler yapabiliriz veya Türk itfaiyesi için neler yapabiliriz kısmını araştırdık. Ve bu araştırmamızı tamamını rapora döküyoruz. İstanbul İtfaiyesi'nin malzeme alımındaki çalışma biçimi aslında gerçekten çok hassas ve çok önemli. Burada oluşturulan komisyonlar geri bildirim ve deneyim, tecrübe ve malzeme kullanımıyla çalışıyorlar. Yani biz öncelikle bir malzeme alacaksak sahadan geri bildirim alıyoruz. Hali hazırda kullandığımız aynı malzemenin geri bildirimlerini alıyoruz. Bu geri bildirimler alındıktan sonra numunelerimizi sahaya gönderiyoruz. Ve 3-4 farklı numunenin direkt olarak geri dönüşlerini de alıyoruz. Buradaki geri bildirimler, geri dönüşler aslında bir itfaiyecinin en sağlıklı, en kaliteli ve İSG açısından da aslında en iyi ve en hassas noktalarda olması gereken malzemeleri seçiyoruz. Bu malzemeler zaten standartları sağlıyor. Hatta çoğu malzememiz şu anda İstanbul İtfaiyesi olarak standardın çok çok üzerinde. Ve İstanbul İtfaiyesi mutlaka bu konuyla alakalı bir test talep ediyor. Yani dünya çapında bu akredite kurumlardan yapılan testler sonucunda bunların testlerini birebir görerek aslında kullandığımız malzemelerin bir şekilde dayanıklılığını ve mevcut becerilerini de görebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Bizim için çok kapsamlı ve detaylı bir söyleşi oldu. Tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bizler çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir platform hem Türkiye itfaiyesi için hem İstanbul itfaiyesi için hem de bütün dünya için umarım güzel örnekler teşkil eder. Sizlere de çalışmaların devamını ve başarılarını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.